merhaba. Bugün farklı bir şey yapacağım ve sizi 2006 yılına götüreceğim. AKP iktidarı henüz 4. yılını bile doldurmamışken yazılmış bir analizi okuyacağım. Analiz benim değil, yaklaşık 5 yıl boyunca yanında çalıştığım medyanın son usta öğreticilerinden Ufuk Güldemir'in vefatından aylar önce kaleme aldığı ancak her daim güncel kalan kalabilmiş bir analiz büfeci İslam'ı. Halife neden mayoyla denize girerdi de bunlar girmiyor? Beyaz Türk teriminin tesisine katkılarımı bilen bilir. Şimdi yeni bir terim daha tesis etmek istiyorum. Can Dündar geçen hafta milliyette son halife Abdülmecit Efendi'nin mayolu denize girmesini örnek göstererek özetle soruyor. Abdülmecit Efendi İslam'ın halifesi ama aynı zamanda ressam, müzisyen, çocuklarını Avrupa'da okutuyor ve denize mayoyla giriyor. Halife böyleyse bugünkü liderler neden mayoyla denizde görünmekten çekiniyor? Cevaplayalım. Türkiye'deki İslami hareket dinsel değil, sınıfsaldır. İslam son 70 yıldır bu coğrafyada zenginin değil, başörtülü fakir fukara'nın dini olmuştur. Bugünkü iktidarda başörtülü fakir fukara'nın seçimle iş başına gelmesinden başka bir şey değildir. Demokrasilerde fukaralar da yönetime seçilebilir. Demokrasi elit, aydın ve zengin tahakkümüne izin vermediği içindir ki iyi bir rejimdir. Abdülmecid Efendi'nin hayat duruşunu İslam'ın halifesi olmasına rağmen belirleyen din değil sınıfıdır. Mayo ile denize girmek sınıfsal bir konudur. Dikkat edilirse aynı tarihlerde İngiliz aristokrasisinin de denize mayo ile girdiği görülür. Atatürk devrimleriyle birlikte Burjuva ile din arasındaki ilişki kopunca din köylülere kalmıştır. Oysa din köylülere bırakılamayacak kadar mühim bir şeydir. Türkler şu anda acıyla bu gerçeği öğreniyor. Dindar köylüler çok partili rejimle birlikte şehirlere göçüp büfeci olurken köylü İslamını da şehirlere getirmişlerdir. Bugün Türkiye'de iktidarda olan da işte bu sınıftır. Bu sınıfın siyasi ideolojisine ben büfeci İslam'ı diyorum. Ecevit'i, Bahçeli'yi, Mesut Yılmaz'ı sandığa gömdükleri seçim zaferlerine de büfeci isyanı. Büfeci İslam'ını biraz açalım. Büfeci köylülükten kurtulmuş ama daha iş adamı olamamıştır. Fakat önemli bir eşiktedir. İş adamı evrensel bakar, sınıflar üstü, siyaset üstü hatta dinler üstü düşünür. Büfeci akrabacıdır, kılancıdır. Her şeyi 3 metrekare dükkanı kadar bilir. Muhasebesi 3 metrekaredir. Siyaseti 3 metrekaredir. Dış politikası 3 metrekaredir. Serbest piyasa ekonomisini serbest bir ekonomik rejim zanneder. Demokrasi ve insan haklarıyla integral irtibatını bilmez. Zanneder ki Amerika zengin olduğu için insan hakları vardır. Oysa insan hakları olduğu için zengin olmuştur Amerika. Çözemez. Dünya haritası çok sadedir büfecinin. Yahudi dünyayı sömürür, Araplar din kardeşimizdir, Yunan düşmandır, Papa Hristiyan aleminin başkanıdır. Türkiye'miz çok güzeldir. Uğur Dündar araştırmacı gazetecidir. Kuş burnu şekere iyi gelir. Televoreler ahlakımızı bozmaktadır. Ticareti, karı borcu da limitlidir büfecinin. Bayilikten ne kadar kazanılıyorsa o kadar kazanır. Sigaradan 20 kuruş, gazeteden 15 kuruş çok bayilik almaya çalışır. Ne kadar çok bayiliği varsa durumu o kadar iyileşir. Baraj gölünde öğrenmiştir yüzmeyi, denizle ilgisi limitlidir. Ailesi suya girerken İslam olduğu için değil, büfeci olduğu için saklanır. Abdülmecit Efendi modern halife olduğu için değil, burjuva olduğu için denize mayoyla giriyordu sevgili Can. Bugünkü kabinede ben saydım başbakan dahil tam 8 tane bayi var. Bayi büyük büfeci demektir. Ama büfecilik kötü bir şey değildir. Bugün o denize mayoyla girmese bile zengin doğacak çocukları mayoyla denize girecek demektir. Gelişmeye, büyümeye en yatkın kesimdir büfeciler. Yatay değil, dikey büyürler. Ben mesleğimin ilk yıllarında Ankara'da çok değerli büfeciler tanıdım. Hamam önü büfesinin Mevlüt amcasını, Firdevs ablasını hiç unutmadım. Sevgiyle anıyorum sigara bulunmaz tek kanallı gizli komünist Türkiye'de bana sigara bulan Mevlüt amcayı. Büfeci İslam terimini Giresun'un Alucra'sından Ankara'ya göçmüş bu öncü Türk büfeciye armağan ederken kitap ve makaleleriyle beni aydınlanma köprüsünden geçiren Sevgili hocalarım ve arkadaşlarım, Profesör Şerif Mardin, Profesör Nilüfer Göle, Profesör Nur Vergin ve Doçent Doktor Ertuğrul Özkökede sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Ufuk Güldemir. 21 Ağustos 2006 tarihli Ufuk Güldemir analizini dinlediniz. Bugün bu analize internet üzerinden ulaşamıyorsunuz. Kurucusu olduğu HaberTürk'te analiz arşivini sildi. Bunu ölümsüzleştirmek ve geliştirmek artık bizim işimiz.